Verdin mi kahvaltı siparişini? Verdim, geliyor şimdi. Bu sayılmaz biliyorsun değil mi? Ne sayılmaz? Öpücük mü? O da sayılmaz. Bu yemek de sayılmaz. Akşam ikram döneminize gidiyoruz değil mi? Ya şey... Benim nöbetim var yine. Ya bıktım ben bu nöbetlerden artık ya. Şşş! Çifte kumrular, siz bir ayrılın bakayım. Şimdi bu zavallı yalnız kuşun sırası. E hadi geçelim. Evet, yalın arası yola getirme toplantısını başlatıyorum. Ana, hatun beni meşgule mi attı lan? Acaba ne yapsak, kıskandırsak mı? Bir kere işe yaradı, bir daha yarar. İyi de biz adamı tavlamaya çalışmıyoruz ki canım. Ya adam zaten aşık, aşkın bitmeyeceğini inandırmaya çalışıyor. Ne alakası var kıskandırmak bir işim? Vallahi haklısın. Ay Çınar. Aşkım, bir rahat vermedin ama ya. Şu an çok önemli bir konuşmanın ortasındayım. Ben seni sonra ararım. Hadi bir tanem, öptüm çok çakır gözlüm. Evet, devam. Hı. Ne diyorduk? Rahat mı vermiyorum? Beni sonra mı arayacak? Lan bir günaydın mesajı atmadım diye ömrümü yiyen kızdan mı bahsediyorum ben? Ulan Yeşim, ulan Yeşim, sen ne haltlar yiyorsun lan? Çalışsana lan sen de. Ya sen sevgili olmaya devam et. Aşkı azalmayıp çoğalınca anlar o da. Ay olmaz. Bir kere ben de olsam yani aşk biter diyen bir adamla sevgili olamam. Ay ne o? Bekleyip duracak mı? Bugün mü bitecek? Yarın mı bitecek? Ay var ya, üçünüzü toplasam bir beyin etmiyorsunuz ha. Defne, bence kartları açık oynamalısın. Yani git adama anlat derdin. Bu de. Yani ne gerek var ki numara yapmaya? Psikopat tacizci numarasıyla peşimde dolaşan kız mı diyor bunu? Onu sana ders vermek için yaptım canım. Ben o dersten geçtim galiba canım. Alo. Ay yeter ama bir aşk böcüğüne dönmeyin lütfen. Burada benim için bulunuyoruz eğer farkındaysanız. Bir hamle, bir atak, bir çare bana canım. Aa, böyle hiç vıcık vıcık çekilmiyorsunuz. Kızım nasıl acıktım var ya, dünyayı yerim şimdi kahvaltıda. O kadar da yeme kız. Otur otur, aldı başına gidiyor kilolar. Ay bu ne genişliktir kız. Ay hadi. Hah, hadi odaklanın millet, odaklanın. Benim son hamleme odaklanın. Ne benim sonraki hamlem, ha ne? Baksana şunlara. Aşık adamla sırasıyla çıktılar. Şimdi can ciğer kuzu sarması olmuşlar. Bir de sonra bu, bunun abisiyle çıktı. Ay evet. Neydi o öyle mıç 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 mıç. Pes yani, pes. Buldum! Bozulmuş bu. Ayrıldılar mı ki? Ama zaten neydi öyle mıç 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 mıç? Hem ne demişler? Çok muhabbet tez ayrılık getirir. Sen! Songül! Sen o gün çok muhabbet tez ayrılık getirir dedin ha? Valla Defne Hanım, ben öyle dedim ama... Ay valla ben sizin duyacağınızı bilmiyordum. Ay canım yok, yok. Ben iyi ki duydum, valla iyi ki duydum bunu. Peki, tamam. Şimdi sence gerçekten çok muhabbet tez ayrılık mı getirir, ha? Valla babaannem öyle derdi. Ha bir de seyrek git dostuna, divan dursun karşına der. Seyrek git dostuna... Divan dursun karşına.
Ay Allah'ım, millette ne babaanneler var, neler diyor. Benimki de anca, ha ben ne etmişim? Sanki etmişim bir şey desin. Hı? Yok bir şey. Öf, neyse, ay kız. Sen ne kadar ilk yardım modeli bir kızsın böyle. Bu var ya bu, bu her şirkete lazım. Sen direkt bizim şirkete lazım. Hatta var ya, kızım sen direkt bana lazımsın. Hadi. Buyurun, gel otur. Hastane mi? Hanımlar biz kaçsak artık. Kaçın. Zaten hiçbir işe de yaradığınız yok. Hadi gidin. Bye bye. İyi günler. Hadi canım. Siz de geçin bakayım karşıya. Geç şöyle. Evinizi aç mısınız? Kesinlikle aç mısınız. Sizin kahvaltılar bende. Garson! Bu Dehşen'e çok ağlayayım kıza. Hakikaten nasıl sattı bizi ya? Doğru düzgün tanımıyor bile kızları. Sen tanıyor musun? Yani doğru düzgün. Yani pek değil. Bizim şirkette çalışıyorlar ama tatlı kızlardır yani. Tatlı. Bana bak. Sen beni kıskandın mı yoksa? Yok. Yani kıskanılacak bir şey yoksa ben niye kıskanayım ki? Doktorcuğum, sen her gün hastanede eski nişanlınla çalışıyorsun. Biz bir şey diyor muyuz? Bir de şu platoniğin var, değil mi ama? Sende de bir platonik var. Tabii, platonikse. Kim? Damla'yı mı diyorsun? Yok artık ya. Sana yok artık. Herhalde Damla'nın ilgisini fark etmemiş olamazsın. Yok, ben hiçbir şeyin farkında falan değilim. Ezgi. Ben seni gördüğümden beri bir tek kıza bile dikkat etmedim. Gerçekten mi? Gerçekten. Başka bir isteğiniz? Şimdi konuya dönersek. Çok muhabbet eşittir ayrılık diyorsun yani. Ayrılmamak için muhabbeti kısacağız diyorsun yani. Ha? Öyle mi diyorum? Dedin ya, demedim şimdi. Dedin ya canım. Peki birinin aşkı hiç bitmesin istiyorsak. Yani böyle sonsuz aşk. Ha? Ne yaparsın? Babaannen ne yapardı? Vallahi babaannem seversin, kavuşamazsan sevda olur derdi. Nasıl yani? Anlayın işte canım. Onsuz aşk, sonsuz aşk. Ay ben onsuz olacaksam sonsuz aşkı ne yapayım be? Vallahi ben orasını bilmem. Babaannem bilir. Dedemi tam 5 yıl peşinde koşturmuş. Ki sonra dedemle 60 yıldır aynı yastığa baş koydular. Maşallah. Beş yıl çok uzun be. En son kaç oldu bu sonsuz aşk? Ay ben ne bileyim. Devir değişti. Yani söylemeyeyim diyorum da öyle birbirinizin sevgilisiyle çıkarak da sonsuz aşk olmuyor yani. Değil mi Şengül? Yani. Nasıl? Biz mi birbirimizin sevgilisiyle çıkmışız? Evet. Sarışın adamla aşık adam diyoruz biz ona. Kızım, o benim abim. Yeşim'le evlenecekler. Ne? Ay Defne Hanım, Yeşim Hanım. Ben sizin boşuna günahınızı almışım ya. Ulan
Ulan Yeşim, ulan Yeşim. Arabanı vereceğiz, seni bulamıyoruz. Bir de telefonu suratıma kapatıyor. Bu ne arkadaş ya? Evlenmeden ihmal edilmeye başladım. Abi bir Yeşim'in şirkete uğrayıp geliyorum. Bırak şimdi işimi. Hemen şirkete gel. Abi hayırdır, bir sorun mu var? Var koçum, var. Rus seferini yapan şilep ihbar yemiş. Satırın işi. Ne? Ay, Yalın Bey geldi. Geldi mi? Geldi, gelmiş. Gelmiş. Evet, ne yapıyorduk? Az muhabbet. Şşş. Selam da mı vermeyeceksin ya? Az muhabbet dedik Yeşim. Şimdi selam verirsen ben çenemi falan tutamam. Ya zaten sarılasın var adama. Defne. Bak ben dayanamaz konuşurum falan. Beni tut Yeşim, ne olur. Ay yok, başarırsın sen. Ama böyle trip gibi oluyor bence. Ya. Hadi sen dön, selamını ver, iki cümle et, sonra da işe gel. Ya yapabilir miyim? Emin misin? Yapabilirim değil mi? Ha, yaparsın tabii. Hayır, sen yapamayacaksın da kim yapacak canım? Defne dedin. Yalnız susmaktan bahsediyoruz Yeşim. Ay. Tamam, senin için biraz zor, kabul. Ay. Ama biz sana inanıyoruz. Değil mi kızlar? Evet. Efendim. Hadi yürü, sakin bir yere gidelim, konuşacağız. Abim, konuşacak hiçbir şeyim yok Yalın. Defne, kızım, cidden, gerçekten beni delirtme. Lütfen, çok rica ediyorum. Yani konuşacak bir şeyin yoksa niye bir çalım gelip istifa mektubunu yırttın? Ha canım, söyle. Öyle icap etti. Lan ben o icabın... Bak Defne, kızdın, beni terk ettin. Ama tamamen de gitmedin. Gel bunu konu... Lan! Az muhabbet eder. Tamam lan, tamam. İnat et anasını satayım. Ben de senin inadını kırmazsam. Şu modüle bakar mısın? Ben Python'la yazayım dedim ama program çalışmadı. Dışarı. Yalın Bey, biz Defne ile çalışıyorduk ama. Sonra çalışırsınız. Çık. Hadi anlat. Niyetin ne? Bir niyetim yok. Defne. Ya rica etsem odamdan çıkar mısın? Benim çalışmam lazım çünkü. Sen konuşmadıkça
Çıkmayacaksın, tamam? Las kızı, hadi. Söyler misin niye yırttın istifayı? Yalan. Gerçekten konuşmak istemiyorum. Sen konuşana kadar buradayım Las kızı. Öf. Sana öf. Vay be. Seni konuşturmak için neredeyse yalvaracağım Naz kızı, farkında mısın? Hayatta neler oluyor değil mi? Defne, barutçu konuşmuyor. Pes. Bence hemen Defne'nin odasına gelseniz iyi olur. Yalın Bey geldi ve sanırım Defne halinden hiç memnun değil. Şimdiye kadar hiç dayanamadım biliyorsun değil mi? Şimdi de farklı olmayacak. Hadi dökül. Defne. Niye yırttın o istifayı? Anlat, konuşalım ha. Defne. Kuzu. Kuzuların sessizliği. Ben senin çeneni çok özledim be. Hani konuşuyorsun ya böyle. Çok özledim. Ya. Ha. Ay. Defne. Bizim senle şeyle ilgili konuşmamız lazım. Şeyle. Neyle? Ezgi'yle. Ha? Ezgi'yle ilgili. Biraz tüy alsak fena olmaz değil mi? Ay hiç olur mu? Olmaz. Sus anne ya. Abi neler oluyor? Rus seferini yapan şilep ihbar yemiş. Ülke sularına girer girmez hücum botlar durdurmuş. Aramada bir şey çıkmamış tabi de. Bu bir tesadüf olamaz. Tesadüf değil çünkü. Gözdağı. Ben de öyle düşünüyorum. Satır Celal'in ***ları. Satır arıyor. Şerefsizliğini haber vermek için mi aradın Satır? Ağır oldu bu toprak. Ben sadece seni bir dost olarak uyarmak için aradım. Bir dahaki ihbar boş çıkmayabilir. Bilmem anlatabildim mi? Senin havlamalarına pabuç bırakmam ben. Elinden gelin ardına koyma. Ne diyor Satır? Bir dahaki ihbar asılsız çıkmayabilirmiş. Bunun var ya kafasına sıkacaksın ha. Sakin koçum, sakin. Ne sakin abi? Adamdaki güveni görmüyor musun? Belli bu boş sallamıyor. Farkındayım. Tersanedeki güvenliği arttırmamız lazım. İçeri adam sokmuş olabilir. Yok, ben bekleyemem. Bu herifin defterini dürmek farz oldu. Lan dur, nereye gidiyorsun? Nasıl duracaksın herifin defterini? Ne yapacağız abi? Tersanedeki güvenliği arttırdık. Çatlak var mı? Bilmiyoruz. Belki içeride adamları var. Bundan haber bekliyorlar. He? Haberimiz var mı? Lan gitsen ne yapacaksın? Sakin ol Çınar. Merak etme koçum. Halledeceğim aslanım. Halledeceğim. Thank you.
Nasıl olmuş anne? Çok güzel oğlum. Hadi şimdi alt satıra da geç. Ay, kalem tutuşunu yediğim. Babam gelince babama da göstereceğim ama. Göster tabii bebeğim. Göster. Allah'ım ne olur bir şey olmasın, ne olur. Oh, hayırdır Polly? Kendi kendine ne konuşuyorsun? Babaanne, içimde çok kötü bir his var. Ne hissiymiş o? Bilmiyorum ama... Ya babaanne, Satır Celal'i en iyi sen tanırsın. Heh. Bizimkilere bir şey yapmaz değil mi? Ne yapacak? Yapsa geldiğinde yapardı, boşa endişe edersin. İyi de adamın namı belli. Of! Hep Habibe yüzünden. Resmen Çınar'ın üstüne kaldı. Eh, babası da bizim üstümüze sıçradı. Polly yenge! Bak Toprak abim seversin. Vurma tatlısı ettim. Sen ne bela bir şeysin ayol. Selamın kavlen. Çocuk seni istemiyor ama sen hala buradasın. Çınar'ın beni ister. Ben istemiyorum. Duydun mu? Aa, yeter ayol. Sen ne yüzsüz bir kızsın be. Derhal pılını pırtını, çeyizini, valizini topla ve babanın yanına git. Hadi. Pulli, ha sen benim misafirimi kovamazsın. Kovarım. Burası benim evim. Babası Toprak'la Çınar'a bir şey yapacak korkusundan serseme çevirdiniz beni be. Aa. Bak şimdi. Benim için kavga etme babaannem. Ben giderim. Pulli yengem de rahat etsin. Bana da yazık ama ne yapayım? Ne kadar da anlayışlı bir kızım. Senin hiç ayarın yok mudur? Kızı neredeyse kovaydın. Neredeyse mi? Ben onu kovdum Pembe Sultan. Açık ve net bir şekilde hem de. Ne kadar da net bir kadınım. Maşallah bağ. Ay bu gel durdu. Evdekilere bir şey söylemeyelim. Leyla zaten endişeleniyor. Yengeme ne diyeceğiz sonra? Dün gece Satır'ın tehdidini duydu. Elveda güzel yuva. Elveda Çınar'ımın abisinin evi. Elveda. Beni hiç unutma. Ben seni hiç unutmayacağım. Ama ben gururlu bir kızım da aynı zamanda istenmediğim yerde bir dakika bile durmam. Elveda. Habibe çıktı. Nere çıktı, nasıl çıktı? Kapıya çıktı. Valiziyle çıktı. Son olarak nasıl çıktı sorusuna gelirsek Pembe Sultan, son derece artistik bir pozla çıktı. Hakkını yemeyeyim şimdi. Satır Trabzon'a döndü diyelim. En azından Leyla'nın içi rahat etsin. İyi. Kısa süreli bir çözüm ama yapacak bir şey yok. O şerefsizi uzun uzun çözeceğim, sen dur. Toprağım, Habibe evden kaçtı. Haydi! Bu sefer kime kaçtı? Babaanne ne demek kaçtı? Valla kaçtı. Geçmedi mi yanınızdan? Of lan of!
Sen şu tarafa git, ben de şuraya bakayım. Abi ne gerek var? Bırakalım gitsin. Lan saçmalama. Gece gece nereye gidecek bu kız? Bana ne arkadaş ya? Ben abi beyle mi uğraşacağım? Bugüne bugün ben sözlü bir insanım. Beni ne ilgilendirir abi be? Ne hali varsa görsün. Çok fena alıştım bu evden kaçmalara. Ay. Hadi bismillah. Abi be. Defne. Ben sağa kaçtım. Ne? Kızım ne kaçması? Bak. Başladım. Safalığa getirdim. Neşe getirdim. Abi be, neredesin lan Karabatak? Yok işte yok. Lan gece gece nereye gidecek bu kız? Toprağım. Buldunuz mu Habibe'yi? Bulamadık babaanne, bulamadık. İnşallah da bulamayız. Of. Çınarım. Uy. Haydi. Habibe, kız sen kaçmadın mı? Kaçtım ama Defne'ye kaçtım. Bundan sonra beni ararsan kardeşinin evinde ara. Bak bakalım sevduğum ne halde bu fukara. Bak yemin ederim ben bunu öldürürüm. Bak ben katil olurum ha. Bırak beni ben bunu öldüreyim. Harbi diyorum bak. Dur aslanım dur dur. Abi be gir kız içeri. Babaanne Leyla siz de girin içeri. Ne lan bu her gece bir aksiyon her gece bir aksiyon. Toprak abim. Şınarım. İyi geceler size. Ben sabah kahvaltınızı hazır ederim. Endişe etmeyin. Bak, yemin ediyorum abi bak. Sen beni bırak ben bunu öldüreyim. Dünya bir beladan kurtulsun. Bak amme hizmeti bu ya. Ciddi diyorum bırak öldüreyim. Geç lan içeri geç. Beynini çıtlat. Ya yürü git. Hepiniz birden belasınız lan başıma. Ben bela değilim Toprak. Ne demiş şair? Bela dildendir, ol dildar elinden dadımız yoktur. Gönüldendir şikayet, kimseden feryadımız yoktur. Telefonlar da kapandı. Aferin sana Laz kızı. Aynen böyle devam et. Günaydın mesajı var. İyi geceler mesajı var. Sonra gün içerisinde saat başı atılması gereken mesajlar var. Niye saat başı mesaj atıyoruz ya? Çünkü canım kadınların beyni ona yapılan en ufak bir hatayı ömür boyu hatırlamaya, yaptığın iyilikleri ise saatte bir unutmaya programlanmıştır. İşte bu yüzden senin onu saat başı iyi hissettirmen lazım ki yaptığın hataları hatırlamaya vakti olmasın. Oha. Hatun kullanma kılavuzu gibi bir şeysin Ayşe. Hatun kullanma kılavuzu gibi bir şeysin ne demek ya? Ay çok ayıp. Aşk doktorusun desen neyse. Hadi yaz Deniz yaz. Ya ne yazayım? Ne haber falan desem? De canım kankanla konuşuyorsun çünkü. Aşkımsın yaz. Canımsın yaz. Seviyorum yaz. Yaz yani. Ya, Yeşim yavaş gel ya. Biz daha ilk randevumuza bile çıkamadık yani. Bunlar çok fazla laflar. Değil canım. Fazla filan değil. Kadınlar ilk görüşte aşka inanır. Sen de Ezgi'yi ilk gördüğün an ona aşık oldun. Ya çok güzel kız, çok hoşlandım dedim falan ama öyle aşık bana olmadım yani. Öyle oldun Deniz. Karşı çıkma bana. Ben aşk uzmanıyım canım. Sense henüz bir çıraksın bebeğim. Tamam usta. Sen ne dersen ol. Madem ben ne dersem o, yaz Deniz'ciğim. Yaz. Bu gece nöbet durumu ne? Ben biraz fazla özledim de. Görüşürüz.
Moralini bozacağım ama sana kötü bir haberim var. Ne oldu ki? Listeler asılmış. Yani bu akşam da ne bekleyeceğiz? Of ya. Bu akşam da nöbetçiymişim ben ya. Hayır. Bu gece de nöbetçiymiş ya. Yine yalan olsun bizim randevu iyi mi? Ay olmaz ki ama. Cumartesi bugün yani. Tam ilk randevu akşamı. Bizim buna bir çare bulmamız lazım. Buldum. Kalk. Soru sorma. Kalk ya kalk. Giyin. Bizim alışveriş yapmamız lazım. Nereye? Deniz'in derdine çare bulmaya canım. Deniz'in derdine çare bulmaya. Beni kızım burada bekle. Eşimi alıp geliyorum. Süreyya dedeciğim, hürmetler. Çınar Neftin hoş geldin. Neftin abla, hayırlı günler. Hoş geldin oğlum. Yeşim nerede? Havuz başında. Tamam, ben oraya gideyim o zaman. Saygılar. Çok komik. Oğlum Yeşim nerede? Meftun abla burada dedi. Ya şimdi buradaydılar da Deniz'in bir derdi mi varmış ne? Ona çare bulacağız diye çıktılar gittiler. Yine ne çeviriyorlarsa. Çınar. Yeşim Deniz'le gitti. Yetişemedim kuzucuğum. Haydi. Meftun abla sen Çınar'a en iyisi bir bardak soğuk su getir. Emanet ettiğime pişman etme beni. Ver bir kere arayayım ya. Hadi. Arayayım bir kerecik. Haklısınız. Ben asla sesini duyup kapatmam. Aferin sana. Ben ne kadar ısrar etsem de sakın ama sakın verme o telefonu bana. Yoksa benim ipimle kuyuya inilmez yani. Adam tüm direncimin düşmanı yahu. Benim yelkenler her an Bora tehlikesi yüz yüze. Sen de şunu gözümün önünden çeksene canım. Ne öyle insanın gözünün önünde tutar gibi. Zaten adamı özlemişim. Hayır, barutçu terk etmez deyip deyip kıyılara vuruyorum ya ben. Bir an önce o kalın kafasının aşkı bitmeyeceğine ikna olması gerekiyor.
adamı daha kaldırmam an meselesi. Defne! Baksana hamsili ekmek ettim. Ne kadar da güzel ettim onu. Ellerime sağlık. Ay kız Habibi. Ay nasıl özlemişim var ya. Sen bu işleri hiç bilmiyorsun ha. Ben her işi bilirim. Yok yok. Hiç bilmiyorsun. Bir kere bu gibi durumlarda böyle bir dondurmalar, çikolatalar, tatlılar falan verilmeli. Definasyonun birinci kuralı da şekerlemeler. Ama işte sen onları yapamazsın. Hey, definasyon ne Duda? Definasyon? Benim girdiğim depresyonların kısaca toplandığı bilim dalı. Sen oralara girdiğinde mi bu kemik adamla konuşursun? Ha Habibe. Ben işte böyle oralara girdiğim zaman Rıfkıcığım bana sağ olsun yarenlik yapar. Töbe töbe. Bak şimdi. Madem girdik bir yola her işi layıkıyla yapalım değil mi? Şimdi sen hiç bunlarla falan kafanı yorma da. Bana böyle tatlı tatlı bir şeyler yapsana. Hani. Anladım ben onu. O zaman ben sana bir un helvası kavurayım. Tatlı tatlı. Tatlı tatlı. Hadi. Ne yapıyordur acaba şu anda? Ha Rıfkı? Ne yapıyordur? Telefon sende miydi? Bir kere arayayım mı? Hı? Hadi be. Arayayım, kapatayım. Alo diyeyim, kapatayım. Ulan Yeşim. Kızım beni sevdiğini bilmesem sallıyor diyeceğim arkadaş. Bu nedir da? İyice Defne'ye bağladım kendi kendime konuşuyorum. Ulan makine oldu. Buna bir çözüm bulmam lazım. Aras! Hop! Oğlum biraz daha yalnız kalırsam Defne'ye bağlamamam meselesi. Ne diyorsun oğlum? Ulan Aras. Kafa dağıtmaya gidelim mi lan? Dertleşiriz. Tamam lan gidelim. Hadi lan. Hadi. Hadi adamsın sen. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra... Ben böyle telefonun... Yapma. Koy cebine. Yürü dertleşmeye gidiyoruz.